Arkadaşlar selam. Spor salonu için müthiş biceps antrenmanını paylaşacağım bugün. Birçok arkadaşım evde ekipmansız olan serileri uyguluyor ve çok beğendi. Hepsinde etkili sonuçlar aldığını söyleyebilirim. Şimdi de bazı arkadaşlarımız spor salonları açıldı. Spor salonlarına gidince ne yapmalıyım, nasıl hareketlerle biceps kaslarımı çalıştırabilirim ve en etkili hareketler nelerdir diye bana sürekli sorular soruyor. Şimdi ben de onlar için spor salonuna gittiğinizde en etkili hangi biceps hareketlerini yapınca biceps kaslarınızı olabildiğince çalıştırıp çok güzel bir şekilde etkisini alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hareketlere geçelim ve videoyu kısa ve öz bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar antrenmanımız 4 hareketten oluşuyor. Bu 4 hareketi 3 set şeklinde yapacağız ve setler arasında 45 saniye, hareketler arasında da 45 saniye ara vereceğiz. Bugün yapabildiğiniz maksimum ağırlıkta çalışacaksınız arkadaşlar. Çünkü spor salonundasınız. Her türlü ağırlığı girebilirsiniz. Şimdi size makinalardan ve dumbbell'larla birlikte çalışmalar göstereceğim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan hemen efsane bomba antrenmanımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk hareketimizi makinede yapacağız. Cable crossover'da yapacağız. Yani ismi de short bar cable curl. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Makinemize kancaya buraya short barı takıyoruz. Kısa barı yani. Kaldırıyoruz. Dik duruyoruz. Kalçayı hafif dışarı ve omuz genişliğinde bacaklarımızı açıyoruz. Yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Bu harekette en önemli şeylerden biri kollarınız açık olmasın. Buraya bitişik olsun ve dirsekleriniz şu şekilde oynamasın. Dirsekler sabit. Kaldırıyoruz. Aşağıya kadar indirin. Ve yukarıda yavaşça kaldırın. Yavaşça indirin. Yavaşça kaldırın ve burada yukarıda 1 saniye tutabilirsiniz. Yani hareketi 3 saniyede yapın. 1 saniyede indirin. 1 saniyede kaldırın ve 1 saniye orada tutun. 12 tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Dik duruyoruz. Ve sallanmadan yapıyoruz arkadaşlar. O da çok önemli. Momentum yapmayın. Sadece bicepsleriniz çalışsın. Ben şimdi size göstermek için hafif kilo giriyorum. Ama siz bunu yapabildiğiniz maksimum ağırlıkta yapın. Ve şimdi 2 ve 3'ü girmeyeceğim. Videonun daha fazla uzamasını istemiyorum çünkü. Siz bunu 3 set yapıyorsunuz. Diğer harekette görüşürüz. Arkadaşlar ikinci hareketimiz de cable crossover'da. Ama bu sefer ipi alacağız. Yani rope yapacağız. Rope curl yapacağız. Aynı hareketin dar tutuşu şeklinde ipimizi alıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırdığınızda şu hareketi yapmayı unutmayın. Böyle bir hafif bir bilekten döndürün, rotasyon yaptırın. O zaman fark edeceksiniz ki bicepsiniz daha iyi aktive oluyor. Diğer hareket gibi dik duruyoruz, sallanmıyoruz, dirseklerimiz sabit duruyor. Ve yukarıda çeviriyoruz. Bu hareket sizin düz durduğunuzda karşı taraftan bicepslerinizin daha kalın olduğunu gösterecek. Bicepslerinizi hissediyoruz. Yukarı çekerken nefes veriyoruz. İndirirken nefes alıyoruz. Bu hareketimiz de bu şekilde. Bu hareketi de 3 set yapıyorsunuz. 45'er saniye ara veriyorsunuz. Maksimum ağırlıkta giriyorsunuz ve 3. sete geçiyoruz. Arkadaşlar 3. hareketimizdeyiz. 3. hareketimizi Z barla yapacağız. Z barı bütün spor salonlarında bulabilirsiniz. Z barımıza barlarımızı takıyoruz. Tabii siz yapabildiğiniz maksimum ağırlıkta yapacaksınız. Dik duruyoruz. Kalçayı çıkarıyoruz yine. Kollar bitişik. Dirsekler oynamıyor. Yukarı kaldırıyoruz. Yukarıda 1 saniye tutuyoruz ve yavaşça aşağı indiriyoruz. Açabildiğiniz kadar açır. Yarım yapmayın bu şekilde. Yarım yaparsanız hiçbir anlamı yok. Açabildiğiniz kadar açın. Bu yüzden çok fazla ağır girip böyle sallanarak yapmayın bu hareketi. Dik durun. Kalçanız dışarıda olsun. Sallanmadan yavaşça yapın. Aklınız sürekli kaslarınızda olsun. O kasları hissedin. Bisepsinizi aktive ettiğinizi anlayın.
kaldırırken nefes veriyoruz. Bugün bu antrenmanla gerçekten biceps kaslarınızı çok iyi hissedeceksiniz. Çok iyi çalıştıracaksınız. Çok verimli bir antrenman geçireceksiniz. En çok dikkat etmeniz gereken şey, bu hareketleri yapıyorsunuz, ağır giriyorsunuz ama yarım yapmayın arkadaşlar. Eğer hareketi düzgün yapamıyorsanız, yarım yapıyorsanız kiloyu azaltın. Kiloyu ağır yapmanızın hiçbir anlamı olmayacak bu sefer. O yüzden kiloyu ağır ama yapabileceğiniz en ağır kiloda çalışın diyorum sizlere. Şimdi video daha fazla uzamasın. Son hareketimize geçelim. Ondan sonra da bomba antrenmanımız bitsin. Arkadaşlar son biceps hareketimizi yapıyoruz. Bu sefer dumbbell ile yapacağız bu hareketimizi. Hareketimizin ismi concentration curl ama bunu ayrı ayrı yapacağız. Tek tek yapacağız yani. Sağ kolumuzu 12 tekrar, sol kolumuzu 12 tekrar. İlk önce sağ kolumuzu 12 tekrar yapıyoruz. Bu hareket dumbbell ile kolunuzu en iyi çalıştıran harekettir diyebilirim size. Bu hareketin bazı püf noktaları var. Mesela en önemli şeyi dirseğinizi buraya koymayın. Yani bu şekilde yaparsanız bacağınızdan kuvvet alırsınız ve böyle yaptığınız zaman bicepsin çok net çalışmaz. Dirseğinizi tamamen salın aşağıya doğru. Kolunuz salınsın. Hiçbir yerden destek alamayın. Sadece bicepsinizi de kaldırın. Yukarı geldiğinizde hafif bir çevirebilirsiniz. Yani rotasyon yapabilirsiniz. Aşağıya tamamen indiriyorsunuz. 12 tekrar. Yukarı kaldırırken nefes veriyoruz her zamanki gibi. Aşağı indirirken nefes alıyoruz. Yukarıda çeviriyoruz. Bicepsinize odaklanın arkadaşlar. Ve 12 tekrar bitince diğer kolunuza dönün. Sol kolunuzu da 12 tekrar yaptığınız zaman antrenman bitiyor arkadaşlar. Yani bu son hareketle bicepsinizi tamamen bitirin. Eğer baktınız aldığınız kiloya göre fazla yorulmadınız, 100 kiloyu daha alın. Bu antrenmanla birlikte yani bicepsinizi tamamen kaldıramayacak hale getirin. Ve yaptığımız antrenman daha da etkili olsun. Ben şimdi dediğim gibi hafif giriyorum. Ama siz bunu ağır girdiğiniz zaman gerçekten çok güzel etki alacaksınız. Ben bile bugün hafif girmeme ve tek set yapmama rağmen hareketleri kolumu hissettim. Hareketler o kadar çok etkili. Siz de bu hareketleri deneyince zaten büyük ihtimalle yaptığınız şu anki programı değiştireceksiniz. Zaten sürekli söylüyorum. Hep aynı programla gitmeyin. 2 ayda, 3 ayda bir antrenman programınızı, tekrarları, set sayısını, dinlendiğiniz zamanı, süreyi bunların hepsini değiştirin. Çünkü vücut adapte oluyor. Adapte olunca da gelişiminiz yavaşlar ya da tamamen durur. Bu yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlara da dikkat ettikten sonra beslenmeyle uykuyu da birleştirince muhteşem sonuçlar alacaksınız dediğim gibi. Çok güzel sonuç alan arkadaşlarım var. Onlara buradan söz veriyorum. Çok daha güzel vücutlar hep beraber yapacağız. Sadece bu dediklerimi dinleyin. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve büyüyen ailemize de katılmak isterseniz altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.